TV ve radyo içeriğine başvuralım bakalım İrem Hanım. Hadi bakalım. Ha, biz gideriz. Abla sırası mı ya? Açmıyorum. Online görüşmüyorum. Online görüşme kabul etmiyorum Ayşe Hanım. Ve anneme uymasaydın, benimle görüşmek isteyen gelir salonda, burada delikanlı gibi benimle görüşür. Kardeşine virüslü muamelesi yapan insanı açamam canım. Sağ ol. Teşekkürler. Gel, ben salondayım. Ha. Ha, bilgiler. Cem, baba mesleğini dolandıracağız. Bas kaçlı ya? 89'lu ben. Amin. Hadi bakalım. Maili gelecek tabii. Boş adam mıyız? İş adam mıyız biz? TRT mi? Nasıl ya? Ha. Allah Allah. Onay. Başvuru mu kabul edildi ya? Tabii ya. Kim başvuruyor ya? Tarık Şakrakçıoğulları. Boş adam mı? Asla ve kat'a. Durma, hemen İrem'i arıyorum da müjde veriyorum. İrem'le açalım. Hey İrem, İrem, İrem. Tarık, ne haber? Haberleri iyi dese, müjdemi isterim dese. Ne oluyor ya? Neden bu kadar keyiflisin sen? İş buldum İrem. Yok canım. Nasıl, ne kadar çabuk buldun? İlhan abi söyledi, TRT yetenekli insanları alıp yetiştirir bir şey alıyormuş. Ben de hemen başvurdum senin adına. İşte az önce TRT'den mail geldi şimdi. Beraber açalım diye açmadım ama onay yazıyor üstünde. Ay nasıl? Heyecanlandım ben şimdi ama ya. Açalım mı hemen? Ay aç tabii. Aç hadi. Hadi aç, bekliyorum. Bilmiyorum açsam mı? Bilmiyorum açsam mı bilmiyorum. Tamam tamam. Şaka tamam, açalım. Kur'an okuma yarışmasına başvurunuz kabul edilmiştir. Nasıl ya? Diyor İrem. Kur'an okuma yarışmasına. Yanlış bir şeye başvurmuşum ya. Ben işe başvururken. Senin sesin nasıl ki İrem? Çıkar mı senden bir şeyler? Sen bir gitsen. Çıkmaz Tarık. Herkesin yapabileceği bir şey mi o? Ben de 2 saniyede hemen beklentiye girdim. Şu an gerçekten hayal kırıklığına uğradım yani. Zaten ben ona bakmıştım. Onun için 94 doğumlu ya da üzeri olmak gerekiyor. Ya da işte 2017'de lisans diploman olması falan gerekiyor. Ben de nasıl başvurdu diyorum ya. Tarık faktörünü unuttun tabii. Nedir mottomuz? Tarık varsa risk var. Biz de boş adam değiliz Rem.